Adnan Hoca'mızı bulduk. Ankara futbolunda konuşmasak olmaz. Memnuniyet. Ankara Gücü, gençler de sizin Ankara Gücü döneminiz benim gençlik yıllarıma denk geliyor. Gazeteciliğimin ilk zamanlarıydı. Biliyorum. Siz sürpriz olarak gelmişsiniz, altyapıdan çıkmışsınız. Doğru. Ama taraftarın büyük bir sevgisini kazanmışsınız. Evet. Ankara Gücü'nü nasıl görüyorsunuz? Ankara Gücü ne yapacak? Gençler Birliği'ni nasıl görüyorsunuz? Şimdi Ankara Gücü olunca ben farklı bir sayfa açıyorum. Çünkü yani bunu söylemekten imtina etmiyorum. Ben Ankara Güçlüyüm. Herkesin bir takıma karşı daha fazla sempatisi varsa, ben orada çok uzun yıllar hizmet ettim. En sonunda bizi layık gördüler. Ankara Gücü profesyonel takımı teknik direktörünü benim yapabileceğime inandılar. Ben de zaten kendime güveniyordum. Çünkü daha önce bana yardımcılık teklif ettiklerinde kabul etmemiştim. Takım bana verirseniz ben çalıştırırım, kimseye yardımcı olamam demiştim. Biraz farklı iddialı bir söylemdi belki ama bu herhalde kulaklarının arkasında kaldı ki daha sonra bir sıkıntılı anda hoca aramak yerine, ben de o dönemde hem altyapı organizasyonunun başındaydım hem de PAF takımı çalıştırıyordum. PAF takımdan da A takıma çok sayıda oyuncu gönderebiliyorduk ve PAF takım liginde de hep şampiyonluğu oynuyordu, çok başarılıydı. Dolayısıyla yapabileceğime inandıkları için beni davet ettiler. Ben de zaten kendime çok güveniyordum. Hep kendimi iyi düzeyde buralarda çalışmak adına hazırlanmıştım. Allah da bize yardım etti. O sene herkesin düştü dediği takım çok zor bir periyottan çıktı. Bize kısmet oldu. Yani Ankara Gücü'yle ilgili daha sonraki senede yeni sözleşme yaparak, taraftarın da çok büyük ilgisini görerek, Allah'a şükürler olsun. Başka hoca düşünülmesini engellemiş taraftar. Evet, evet. Yanlış hatırlamıyorsam Adnan Hoca'nın %100, %100. Kesinlikle öyle oldu. Dolayısıyla Ankara Gücü şu anda devre arasında yaptıkları inanılmaz isabetli transferlerle, inanmak güç ama çok büyük bir zevkle inanarak, yani ben büyük bir mutlulukla bunların cuk oturmuş olmasını gözlüyorum. Ama hakikaten çok zor bir şey ve kendine geldi diyorum. Ama hala çok dikkatli olması gerekiyor. Ankara Gücü taraftarının olağanüstü desteğiyle iç sahada kontrollü ve dikkatli oyunda yani birçok maçı lehine çevireceğini düşünüyorum ama yani alt sıralardaki takımların birbirine yakın puanda olması da maalesef endişelendiriyor. Ama ben önce seyirciye güveniyorum, taraftara güveniyorum. Yani bunu çok net söyleyeyim. Daha sonra takım ve diğer ekipmanlar, ama taraftar içeride dışarıda inanılmaz bir güç ve artı bir puan diyorum ben. Hatta 1.5 puan diyorum. Dikkatli olunursa Ankara Gücü bu sıkıntıyı atlatır ve bir daha inşallah yaşamaz. Hocam, sizin tecrübenizden soruyorum. Sezonun ortasında böyle bir hamle yapılıyor. Bu kadar yabancı oyuncu var. Evet. Çoğu Türkiye'yi bilmiyor. Mustafa Kaplan geliyor. Süper Lig tecrübesini Sfeden Azur teknik direktör. Ara dönemlerde hocalık yaptı. Bu formu tutar diyebildiniz mi? Buradan iyi bir sonuç çıkar diyebildiniz mi? Şimdi ben Mustafa Kaplan'ı tanıyorum. Mustafa Kaplan benim ekibimdeydi. Benim yardımcım olarak da çalıştı Ankara Gücü'nde. Çok hırslı ve iddialı olduğunu biliyorum. Ama tabii bunlar yeterli mi? Değil ama o da sürekli antrenörlük yaparak gerek Gençler Birliği'nde gerek Ankara Gücü'nde Hacettepe'de elbette ki kendini geliştirdi. Onun başkalarında olmayan bir özelliğiyle daha başarılı olabilme ihtimalini hep düşündüm. Nedir o? Daha hırslı, daha arzulu yaparım duygusu. Ben yaparım duygusu. Yani insan kaybedecek bir şeyim yok dediğinde daha iyi yapabilir. Çünkü rahat hareket edebilir. Bence Mustafa için, Mustafa Kaplan için, benim de çok değer verdiğim bir kardeşim, bu bir fırsattı ve o bu fırsatı en iyi değerlendirecek kişilerden biriydi. Çünkü onun kaybedeceği çok şey yoktu. Doğruları yapabilirdi. Ama bir başkası, ben benzeri durumu yaşadığım için onu anlayabiliyorum yani. Ben Ankara Gücü'nü çalışırken de, evet ben buradayım, bana bir sorumluluk verildi, bunu yerine getirmeliyim ve zaten benim kaybedecek bir şeyim yok ama birilerine kaybettirmemeliyim. Koca camiaya kaybettirmemeliyim, doğrulara inandığım gibi yapmalıyım ve herkesin arkama, o zaman iyi sonuçlarda arkamda duracağını düşünmüştüm. Şimdi Mustafa da, Mustafa Kaplan da zannediyorum kaybedecek bir şeysi olmamanın verdiği o güvenle, daha doğru hamleler yaparak, daha iyi organizasyonla, ve taraftarın büyük desteğiyle evet, iyi sonuçlar. Özellikle stadyum çok etkili. Tabii. Ben gidemedim. Maçlarımız çakışıyor. Ama yani ilk fırsatta da merak ediyorum. Ankara Gücü taraftarının arasında maç izlemek istiyorum doğrusu. Yani Mustafa'nın kotarabileceğine inanıyorum. Dediğiniz gibi başka kuşkuyla yaklaşılabilir. Ama bir durum var ki işte size söylediğim bu durum. Evet. Onu başka profesyonel yıllardır bu işi yapan, üst düzeyde çalışan hocalar bu sorumluluğu bu şekilde üstlenemeyebilirdi. O kaygı ve endişe onların doğru yapmasını engelleyebilirdi. Daha cesur davranmak gerekiyor. Çünkü bu potaya yakınken yani vasat, olalade olabilir işler yerine biraz daha cesur,
radikal kararlar vermek gerekiyor. O da kaybedecek şeyin azsa bunu daha rahat bu kararları verebiliyorsun. Yani benim fikrim bu. Mehmet Başkan'la geçen konuşmamızda ben bir şey söylemiştim. Şampiyon da yapsan takımı, alt takım bu halde olduğu sürece eleştirmeye devam edeceksiniz diye. Evet. Siz alt takımda yıllarca Ankara'ya hizmet ettiniz. Şu anda tam da bir manada kullanılmayacak bir halde. Ankara Ucu'nun alt yapı handikapı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla ben Tan Doğan'ın kenarındaki ana yoldan geçerken oraya büyük bir hasretle de bakıyorum. Çünkü uzun yıllar orada çalıştım. O saha tarlaya dönmüş. Altyapı için küçük de olsa bir yerimiz vardı. Orası yok. Yani altyapı olmadan Ankara Gücü olmaz. Herkes olur Ankara Gücü olmaz. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Evet. Gençler Birliği, Osmanlı Spor çok yetenekli oyuncuları Türkiye'nin her yerinden bulup getirebilirler altyapıya. Ankara'da da oraya gidenler olabilir ama Ankara Gücü altyapısına çok yetenekli, tamamen doğal yetenekli oyuncular gelir. Evet. Ve yıllarca Gençler Birliği'nin bu organizasyonuna rağmen Ankara Gücü'nden A takıma daha fazla oyuncu çıkmıştır. Benim çalıştığım dönemde, ikinci yılımda 5 oyuncu aynı anda Ümit Milli Takım'a gitti. Çünkü ben o oyuncuları tanıdığım için A takımda oynatmıştım ve herkesin ilgisini çektiği için Ümit Milli Takım açıklandığında 5 oyuncu aynı anda Ümit Milli Takım'a gitti. Başka bir takımda çok rastlanan bir şey değildi. Ve hakkıyla gitti tabii. Bunlardan birçoğu da büyük takımlara gitti. Yani Ankara Gücü'nün Ankaralı futbol severler çocuklarını yönlendirirken bir önceliği var. Gençler Birliği sonraki yıllarda belki sayısal olarak çok daha fazla oyuncuyla altyapı organizasyonunu güncelliyor. Ama Ankara Gücü'nde daha az olsa da daha yetenekli oyuncular mevcut oluyor. Fakat organizasyon olmadan bunların birçoğu kayboluyor. Şu andaki durum da çok büyük handikap. Yani senin Mehmet Başkan'a söylemiş olduğun şey çok doğru. Şimdi günümüzde yabancı statüsü bu kadar tartışılırken sayı 10 mu olsun, 14 mu olsun, 8'e mi düşsün, ikisi kenarda mı beklesin denirken herkes yabancı sayısından ziyade altyapısına yapacağı yatırım ve o organizasyondaki asıl sorun çözülmesi gereken bana göre kaliteli hoca. Ekonomik anlamda doğru desteklenen, ekonomisi güçlendiren, yani başka bir iş yapmak zorunda kalmayan, tam mesaisini oraya ayıran ve ekonomik bağımsızlığı içinde görevini yapabilen yetişmiş, eğitilmiş hocalar ve tabii ki bununla ilgili tesis ve ilgi. Hocam şimdi sizin söylediğinizden ben bir sonuç çıkarım. Tam da bir yabancı oyuncu sayısı tartışılırken aslında gündeme gelebilecek bir konu. Siz söylüyorsunuz altyapıdan A takım hoca olduğunda 5 tane oyuncuyu çıkardım ve evet, milli takımına gönderdim diye. Aynı şeyi Gençler Birliği'nde Mustafa Kaplan Gençler Birliği başına geldiğinde yapmıştı. Doğru. Ahmet Çalık, doğru, biliyorum. Uğur, biliyorum. Ahmet Oğuz falan. Biliyorum. Demek ki aslında altyapıdan çıkan hocaları biraz daha yetiştirip A takımına da tabii üretmediğimiz sürece şimdi, biz bu yabancı sorununu tam manasıyla çözemeyeceğiz. Evet, çok doğru söylüyorsun. Kime güvenirsin? Bildiğine, tanıdığına, evet, inandığın, yani ona inanırsın. Biliyorsun, o çocuk yıllarca seninle beraber çalışmış, yapabildiklerini görüyorsun. Öbürüyle de çalışma fırsatı buluyorsun ve kıyas yapabiliyorsun. Evet. Şimdi, yani sadece onun adı X, yani yabancı diye o işle bitiyor ya da Alex diye, yani tabii Fenerbahçe'yle Alex'i tenzih ediyorum, onu ayırıyorum. Onu bir tarafa, diğeri yerli bir oyuncu diye onu bir tarafa ayıramazsın. İnandığın, güvendiğini oynatabilirsin. Oynatmak gerekiyor. Oyuncu çıkıyor. Evet. Ama yeteri kadar oynayamıyor. Yani kısa süreli, yani 5 dakikalık, 3 dakikalık ben oyuncuyu oyuna attım diyerek sadece kendimizi kandırıyoruz. Biraz ısrar ederek, onun kendine güvenmesini sağlayarak, onun kalıcı olmasını biz belirliyoruz. Yani hocalar belirliyor. Asıl iş hocalarda. Yani bence öyle. Tabii ki şunu ısrarla söylüyorum. Altyapıda eğitim veren hocaların donanımı çok önemli. Onların eğitimi çok önemli. Yani işte kurs verildi. Kurstan diplomasını aldı. Bu da hocalık yapabilir. Ya o bizim yakınımızdı. Gelsin şurada hiç olmazsa başlasın. Ha ya bu öğretmendi. Yan iş olarak da bunu yapsın. Öyle değil. Yani bunu hepiniz bilirsiniz. Özellikle Almanya'da yani ekoldür. Altyapıdaki hocalar çok daha fazla para kazanırlar. Evet. Çünkü orada deneyimli insanlara ihtiyaç vardır. Çünkü orada daha körpe ciğerler vardır. Daha kalbini doğru antrenmanlarla çok yormadan, yıpratmadan hazırlaman gerekir. Futbolun temel değerlerini, temel düşüncesini, bütün oyunsal formdaki eylemlerini çok görmüş, geçirmiş, yaşamış, uygulamış, deneyimli insanlar çok daha iyi aktarır. Teorik bilgiyi sen de teorik olarak başkasına aktararak değil, onu pratize ederek ancak
karşıdakinin uygulama becerisini geliştirebilirsin. O da deneyimli, birikimli hocalarla olur. Bizim önemli sorunlarımızdan biri bu. Ek iş olarak görüyoruz altyapı hocalığını. Çok ucuz çalıştırıyoruz, evet. Çok az paralar veriyoruz. Ve haliyle yeterli donanımda olmuyor. Tabii ki olanlar var. Tenzih ediyorum olanları ama genel anlamda böyle. Biraz ahbap çavuş ilişkisiyle hoca tespiti yapıyoruz. Tam anlamıyla profesyonel bir zaten yapının kurulmadığı Gençler Günü'nde dahi belli. Örnek gösteriyorum. Bu sene Gençler Günü'nde Mert kazandı. Altyapıdan çıkmış. Evet, evet. Yani örnek gösteriyorum. Arnason formda olsaydı ben teknik direktörlerin Arnason tercihini daha fazla kullanacaklarını düşünüyorum. Aynı şekilde orta sahada Berat diye bir çok biliyorum. Çocuk, Rahmetullah diye çok yetenekli bir çocuk. Biliyorum. Biz hocaların o cesaretsizliği yüzünden ister istemez biz bu oyuncuları da kazanamıyoruz. Altyapıyla A takım arasındaki bu uyuşmazlık, bu anlaşma... Evet, şimdi şöyle bir şey var. A takım bir hedefin içindeyken sanki genç oyuncu oynamaz gibi düşünüyoruz. Evet. Oysa oynar. Yani genç oyuncuyu A takım şampiyonla oynarken de birincilikte kullanabilirsin. Hatta düşmemeye oynarken de kullanabilirsin. Yani kritik olan yer burası. Yani güvenmen gerekiyor ama önce oyuncuyu yeterli halde oraya hazırlaman gerekiyor. Eğer yeterli halde hazırlamazsan... Zaten oyuncu onu çekip alıyor senin elinden. Evet. Bir takım eksikleri olduğunu düşündüğünde ve sen cesaret edemediğinde oyuncu da hem kadroda bulunduruyorsun, hem maç oynamasını engelliyorsun, hem o takımda oynat, A takımda oynatmıyorsun. Bu sefer körelmesine neden oluyor ve ertesi sene diyorsun ki ya bu bir gitsin bir kiralık oynasın. Evet. Kiralık gönderilen oyuncuların hiçbiri de takip edilmiyor. Evet. Oynadı mı, oynamadı mı, nasıl oynadı? Ligin sonuna doğru ya bizim Berat vardı bir bakar mısın diye birini gönderiliyor bu hafta. İşte nasıl oynuyor diye ligin sonuna doğru bir maç izleniyor. Öyle değil. İşte Başakşehir takip edip Atabey'i alıyor işte. Örnek gösteriyor. Alıyor, Atabey'i kiralık veriyor, oynatıyor ve yani aktif halde tutuyor, sıcak tutuyor. Kesinlikle. Başakşehir'in başarısını sadece para hayır, hayır, ilişkiler hayır, boyutunda hayır, profesyonel hayır, bir yapıya da bağlamak. Kesinlikle. Katılıyorum. Aynen öyle. Yani etraflıca düşünebilen karar mekanizması sağlam. Yani kararı veren kararın uygulanmasını takip etmesine gerek yok. O kararın uygulanacağını biliyor. Ondan emin. Çünkü karar verene güveniliyor. Evet. Dolayısıyla o organizasyon şemasında yukarıdan aşağı doğru o hiyerarşi çok doğru uygulanıyor. Yani bir daha kimse arkasını dönüp bakmasına gerek kalmıyor. Ne oldu Atabey tamam mı? Atabey'in son hali rapor edildiğinde Atabey gelir. Başakşehir'in kadrosunda olur. En azından sezona başlar. O bir aylık iki aylık dönemde gözlenir. Yeterliyse kadronun içinde tutulur. Ama bunun için transfer edildi. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Diğer kulüplerde böyle şu an bu organizasyon çok nadir gözüküyor. Yapılmıyor. Yani kendine has olan Altın Ordu kulübü var. Kendine has bir yapısı var. Daha çok o altyapı organizasyonu olarak kurulmuş ve A takım o genç oyuncuların oynadığı yavaş yavaş işte o da hedeflenecek bir ekip haline getirmiş. Bence o da çok doğru. Şimdi Trabzonspor'un, Bursaspor'un altyapısından çok sayıda oyuncu çıkabiliyor ama bunlar potansiyel olarak çok oyuncunun yetişebileceği yöreler. Bursa evet. Biliyoruz öyle birçok göçmenin barındığı ve fiziksel olarak da futbola, spora yatkın gençlerin olduğu bir bölgemiz. Trabzon zaten yıllardır futbola çok ayrı tutkusu ve beceri ve yeteneği olan insanların yaşadığı bir yer. Dolayısıyla ben oraların da dört dörtlük olduğunu düşünmüyorum ama buna rağmen çok sayıda genç oyuncunun oralardan çıktığını görüyoruz. Tabii ki yani böyle örnekler var ama çok değil. Evet, rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah playofflarda takip ederiz. İnşallah gelecek sene birincilikte bir etimiz görürüz. İnşallah. Hatta inşallah birincilikteki gelecek seneki tek temsilcisiz olursunuz. İnşallah. Gençler bir ona katılıyorum. Kalır. Var. Evet. İnşallah tek temsilcisiz olursunuz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir dilek. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.